İbrahim Öztürk'ün Gidişat Nereye Başlığını Verdiği yazısını sunuyoruz. 2016 yılı ekonomide sürprizlere gebe. Türkiye gibi ülkeler için kritik veri değişmedi ve değişecek gibi de gözükmüyor. Finansman sıkıntısı. Türkiye'de refah emanet paraya dayalı, kredi ile büyüme arasındaki duyarlılık neredeyse birebir. Yani kredi yoksa büyüme de yok. Öte yandan gerek kamu gerekse özel sektör büyük oranda borçlarını yeniden borçlanarak döndürmek zorunda. Kamuda bu oran %85 gibi çok yüksek seviyelerde. Kısır döngü şurada. Büyüyen işletmeye bir şekilde borç verilebilir ama büyümediği halde borçlanma baskısı altındaki kamu ya da özel sektör kurulabilir kredi kullandırmak çok riskli olduğundan kısa vadeli ve pahalı oluyor. Şu sıralar Türkiye'nin temel risk göstergesi olan CDS kredi temerrüt riski 270 puanın üzerinde. Alarm veriyor değil ama yükselişe devam ediyor. Zaten ancak her şey risk algılaması bir anda patlak verdiğinde oluyor. CDS'ler bir gecede tabir yerinde ise patlıyor kanser gibi finansal piyasalarda risklilik algılaması oluştuğunda kimse ilgili ülkeye tedbir almak için zaman ve opsiyon tanımıyor. Böyle ortamlarda bankaları suçlamak moda olur. Güneşli havalarda verilen şemsiye, yağmurlu havalarda geri çağrılıyor suçlaması bunun için yapılır. İşler iyi giderken kredi alsana diye şirketlerin kapısından kalkmayan bankalar işler yolunda gitmediğinde parayı apar topar geri çağırıyor. Acımasız bulunsa da bankaların başkalarının parasını iade et, idare ederek iki yönlü risk taşıdığı unutulmamalı. Esasen günümüzde Türk bankalarında verilecek kredi kalmadı. Bankalar reklam yaparak buçukla mevduat toplamaya çalışıyor. Merkez Bankası istediği kadar kendi kendine faiz indirsin. Piyasalar takmıyor. Son iki aydaki bir puanı aşan faiz indirimine kredi faizleri sadece 0,5 kadar bir düşüşle tepki verebildi. Finansman açığı, hat safhada olan ve yüksek maliyetlerden boşlanmaktan başka çaresi olmayan çok sayıda şirket var. İflas erteleme furyası buna işaret ediyor. Ancak yine de yılın tamamı için yekün çizgisini çekince elde ne kadar kalacak, ne kalacak şimdiden söylemek zor. Yılın İlk 4 ayı geride kaldı. Türkiye'nin döviz kazanma alanı dış ticaret ve turizmdir. İkisi de çöküyor. Türkiye dış ticaretten hiçbir zaman sağlam para, yani net döviz kazanamıyor. Sattıklarının miktarı artsa da ancak fiyatı ve değeri artmıyor. Hatta fiyat rekabetine dayandığından düşüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yılın ilk ayında 5 ayında %6,5 düşüşle 57 milyar dolar olan ihracat son 12 ayda da %8 azalışla 140 milyarın altını gördü. Malum ihracat 2015 yılında 157 milyar dolardan 144 milyar dolara düşmüştü. Turizmde ise her şey tümüyle tepe tepetakla. Turist sayısı Ocak-Nisan döneminde %15. Sırf Nisan'da yüzde 28 düştü. Türkiye dünyada gittikçe itibarsız, güven vermeyen ve güvensizlik olarak algılanıyor. Ama esas kayıp sayıda değil kazançta boş kalan tesislerin fiyatları çok sert düşüyor. Kaldı ki bir de TL'deki değer kayıpları var. Bu da az parayla gelip iyi tatil anlamına geliyor. 2016 yılında turizm gelirleri 16 milyar dolara kadar gerileyebilir. Bunun anlamı şudur. Ekonomi %3,5 civarında büyüse de cari açık hedeflendiği gibi azalmayacak, artmaya devam edecek. Yıllık bazda miktar olarak 40 milyar doları milli gelirin de %5'ini aşmasını bekliyorum. Bu kadar döviz kredi borçlanma baskısı altındaki ülkemiz, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı sonrası hızlanacak sermaye çıkışları, artan risk göstergeleri nedeniyle iyice baskı altına girmiş olacak. Görelim bakalım, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında İbrahim Öztürk.